Evet. Kazanım 5'teyiz. Diyor ki ifadeler hangisi doğrudur? P denktir P'nin değili yanlış. P ile P'nin değili birbirinin tersi olacak zaten. P'nin değilinin değili denk değildir P diyor. Bu da yanlış. P'nin değilinin değili P'ye denktir. Ben doğru olanları. Diyor ki değil P. Yani P'nin değili 1 ise P 0'dır. 1'in değili 0, sıfır, 0'ın değili 1. O zaman bu doğrudur. P'nin değerinin değili 0 ise yani bu şu demek değil mi? P'nin değilinin değili P demek. P eşittir 0 ise aslında. P eşittir 1 demiş. Bu zaten yanlış. P'nin 0 olduğunu başta vermiş zaten. P1 ise, P 1 ise P'nin değilinin değilinin değili. Şimdi değilinin değili zaten P'nin kendisine eşit. 1'e eşit zaten. Son olarak bir daha değilini alırsam. 1'in değili 0 olmalı ama 1'dir demiş. Bu da yanlış. Doğru olan C seçeneği. Geçtiğim ikinci soruya. Ne diyor burada? Aşağıdaki ifadeden hangisi yanlıştır? Bir önermenin doğruluk değeri için iki farklı durum vardır. Doğru bir önerme için iki durum var. Bir önermenin olumsuzu iki farklı doğruluk değeri alabilir demiş. Şimdi burada baktığınız zaman bir önermenin olumsuzu iki farklı doğruluk değeri alabilir. Evet. Mesela birin olumsuzu sıfır. Sıfırın olumsuzu bir. Ya sıfır olacak ya bir olacak. Bunu demeye çalışmış. O yüzden bu da doğru. Bir önermenin hükmünün değiştirmesiyle oluşan yeni önermeye bu önermenin değil denir. Evet. Çünkü ne yapıyoruz? Hükmünün değilini alıyoruz biz. Bu önermenin hükmünü değiştiriyoruz aslında. Yani doğruysa yanlış, yanlışsa doğru yapıyoruz. Bu da doğru. Doğruluk değeri aynı olan iki önermeye eşit önermeler denir. Bu yanlış. Neden? Eşit değil, denk önermeler diyoruz. Bu yanlıştır. Çünkü eşitlikle denklik farklı şeyler. Doğruluk değeri aynı olan iki önermeye denk önermeler denir. Zaten bu doğru olan tanım. D'nin yanlış olduğunu söyleyebilirim direkt. Geçtim 3'e. Negatif asal sayı yoktur demiş. Negatif asal sayı yoktur. Asal sayılar 2'den başlıyor. Hepsi pozitif 2, 3, 5 diye gidiyor. Bunun doğruluk değeri 1. Eksi 3 üzeri 0 1'dir. Bak eksi ayrı. Şöyle olsaydı parantez içinde olsaydı. Eksi 3'ün 0. kuvveti 1'dir. Ama eksi ayrı 3 üzeri 0 1. Bu eksi 1'e eşit olacak. 1 değil. Q 0. 4 çarpı 4. 4 çarpı 4. 16 yani 2'nin kare çarpı 2'nin karesi. 2 üzeri 4. Bu da doğru. R'de 1. P önermeler için diyor. P'nin değili Şimdi P1. P'nin değili 0. Doğru mu? Denktir R diyor. R1. 0 denk 1 mi? Yanlış. Bir yanlış oldu. Hangisi doğrudur diyor bana zaten. Q denktir P'nin değili. Şimdi Q dediğim 0 denktir. P'nin değili yani 1'in değili doğru bu. 1'in değili 0 zaten. Bu doğru. Şunun değili. Şunun değili. Yani sıfırın değili. Denktir R mi? R1. Sıfırın değili, bir, değili 1'dir. Bu da doğru. O zaman 2 ve 3 doğru oldu. Hangisi doğrudur diyor zaten. Cevabım D oldu. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>